Merhaba sevgili arkadaşlar. SolidWorks Part Design'da çizimlerimize devam ediyoruz. Yeni bir dosya açmak istiyorum. Üst menüden File, New, Part, OK diyorum. Şimdi ilk olarak Sketch'i sekmesine tıkladım. Buradan da ikonuma tıklıyorum. Bir yardımcı düzlem seçeceğim. Daha doğrusu temel düzlem seçeceğim. Right Plane'imi seçtim. Ve şuradan başlıyorum. Şimdi Circle komutunu tıkladım. 0,0 orijininden yarı çapı, daha doğrusu çapı 22 mm olan çember çiziyorum. Evet, çapı 22 mm. Daha sonra bunu çizdikten sonra bir çember daha çiziyorum. Bunun da çapı 12 mm olacak. Çapı 12 ise yarı çap 6 yazıp OK diyorum. Evet. Sağ tuş yapıp panla şöyle kenara doğru çekmek istiyorum. Escape. Şimdi bu merkezden kenara doğru 28 mm içeceğim line'la. Veyahut da şöyle yakalayalım. Şeklimizi bir oluşturmaya başlayalım. Şöyle geldim. Yaklaşık olarak diyelim mesela 30 olsun. Yukarıya doğru bir 13 mm gitmeye çalışayım. Buradan bir 5 mm. Yani rastgele aslında şey yapıyorum. Şeklimi bir oluşturuyorum. Sonra da gerçek ölçülendirmeyi yapacağım. Evet. Hadi şöyle biraz taşıyayım. Şuradan da fazlalığı sileyim. İlk önce trim komutuyla şu fazlalığı silmiş olayım. Şurası. Evet. Bitti mi? Hayır. Şimdi bir ölçülendirelim. Smart Time işine geldim. Burası bakıyorum 28 mm. 28. Enter yaptım. Tüm boy buradan buraya kadar olan mesafesi 26 mm. Enter. Burası önemli. Burası 13 mm. Görüyorsunuz. 13 yaptım. Şimdi burası önemli. Burası 10 mm olacak. Enter yaptım. Buradan buraya kadar olan yapamadım şeyi. Şuradan şuraya kadar olan mesafesi 5 olacak. Evet. Ve aynı şekilde şuradaki kalınlığımız da 5 mm olacak. Burayı da 5'e getirdim. OK dedim. Bitti mi? Hayır. Trim'i tıklıyorum. Şuradan fazlalığı alarak şeklimi kaba olarak oluşturmuş oldum. Exosketch diyorum. İzometriye geldim. Features. Extrude Boss diyorum. Bakın bunu Blind değil. Mid Plane diyorum. Şimdi bakıyorum şeklime. Tüm boy kaçmış? 22'miş. O zaman ne yapıyorum? 22 ise 22 yazıyorum. Kendisi 11-11 giderek 22 mm'yi ne yaptı? Oluşturmuş oldu. Şimdi şu düzlemi seçiyorum. Sağ tuş. Normal to Sketch. Sketch. Şuradaki boşluk kısmı alacağım. Evet, bir tane rectangle komutunu kullanarak ne yapalım? Bir dikdörtgen oluşturalım. Dikdörtgenimizin şuradaki genişliği 10 mm. Evet. Şuradan 14 mm yapıyorum. Çok güzel. Okey dedim. Şimdi şöyle bir ilişkilendirme yapacağım. Diyorum ki şu kenar ile kenar kolinear olsun. Evet. Smart. Şurasıyla şurası arasındaki seçemedim. Şurası arasındaki mesafe 4 mm olması lazım. Şeklimize bakarsanız anlaşılır. 4 mm. Bunu da oluşturdum. Ölçülendirmem gereken her yeri sağladım. Exit Sketch. Evet. Şuradan hayır, Extrude Boss değil, Extrude Cut yapacağım ben. Şunu seçmem lazım. Aşağı doğru kaç milimetremiş bakıyorum. Şurada 5 milimetre yazıyor. Burayı 5 yaptım. OK dedim. Evet, şu fazlalığı da sildim. Çıkarttım daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Front plane'imi seçerek, özür dilerim, right plane'imi seçerek temel düzlemi Sketch'e gireceğim. Sağ tuş. Normal to Sketch.
Buradan itibaren üst tarafa doğru line komutunu kullanarak, bakın tam şu üst taraftan sol tarafa doğru bir çizim yapıyorum. Aşağı doğru bir çizim. Şuraya doğru geliyorum. Tam 90 derece olacak şekilde. Evet. Bu bitti. Daha sonra şuradaki kısmı seçiyorum ve convert diyorum. Yani dönüştürüyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Ölçülendirme yapayım. Bakın şuranın genişliği 5 mm'ymiş. Hop, trim almışız. Hemen geri alıyorum. Trim değil, smart dimension. Burası 5 mm olacak. Evet. Peki burası 5 mm'si, burası kaçmış? 26 mm'ymiş. Burası 26 mm. Çok güzel. Bitti mi? Hayır. Burası 26 mm. Şöyle yapacağız. Fazla olan kısmımız var şimdi. Benim için şurası fazla. Burası da fazla. Ve şurası da fazla. İsterseniz şey yapalım. Burada fillet yapalım. Bakın sketch fillet. Kaç milimetreymiş? Şuraya bakıyorum. Yarıçap 6'ymış. 6 yazdım. Burası. Üçgenleri seçiyorum. Seçemedik mi acaba? O zaman şurada yapalım. Burada müsaade etmedi. Şeyde yapacağız. Katı modeldeyken yapacağız. Tamam, çok güzel. Şimdi eksik sketch yapıyorum. İzometriye geldim. 3 olsa. Extrude Boss diyorum. Burada bakın yine midplane yapacağım. Mesela şuna dikkat ediyorum. 15 mm'ymiş. 15 mm yazdım. Kendisi 7.5-7.5 giderek 15 mm'yi oluşturdu. Şimdi fillet'e geldim. Buraya R6 yazıyorum. Ve şuradan itibaren şu kenarda ne yapıyorum? Şeyde müsaade etmedi. Sketch'in içerisindeyken. Ama buradayken görüldüğü gibi bakın müsaade etti. Ve yuvarlatmayı da yaptık. Başka da şeyimiz yok. Tüm ölçülerimizi oluşturmuş olduk. Evet, bakıyorum. Ölçülerimi kontrol ediyorum. Evet, bu kadar sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.